İyi akşamlar, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Cuma akşamı sizlere anneler günden söz ederken inşallah pazar günü biraz güneşli olur demiştim. İşte sabah saatlerinde hava yine kapalıydı İstanbul'da. Ara sıra yağmur da yağıyordu. Buna rağmen işte anneler günümüzü kutladık tabii. Bir hafta önceden haber verip yer ayırtmıştık. Tabii o sırada havanın iyi olacağı düşünüldüğünden bahçede oturacağımızı sanıyorduk. Olmadı tabii. Olmadığı gibi anneler günü için bahçelerini açan ve bu nedenle daha fazla rezervasyon yapan birçok yerde zorda kaldı. Biz neredeydik diye sorarsanız edepsizlerin yerindeydik. Valla bilseydim başbakanın edepsiz diyeceğine gitmezdim. Yani şaka tabii. Tam tersine başbakan edepsiz dediği için daha bir keyifle gittik. Nereye mi? Efendim İstanbul Barosu'nun Kanlıca'da çok güzel bir tesisi var. Deniz kenarında değil ama eski bir konak. Ve hiçbir şekilde imar izni verilmeyen kocaman bir bahçesi var. Kat kat işte yukarı doğru çıkıyor. Baro üyesi olmayanlara da açık. Galiba fiyat o zaman biraz fark ediyor ama yine de çok cazip ve güzel. Çevremizde hep baro üyeleri vardı, avukatlar, aileleri. Bu kadar edepsizi bir araya zor toplarsınız yani. Şimdi sevgili izleyiciler, espri bir yana, cumartesi günü yaşanan olay siyasi tarihimiz için kara bir leke. Türkiye'de ilk kez bir başbakan, cumhurbaşkanının da katıldığı resmi bir törende kendisinin çok kızdığı provokatörler gibi davrandı. Kürsüde konuşan kişi önce laf attı, sonra ayağa kalkıp tepki gösterdi. Bununla da yetinmedi. İşte devlet protokolünü ayaklar altına alarak cumhurbaşkanını peşine takıp salonu terk etti. Hele o cumhurbaşkanının hiçbir şey söylemeden çıkıp gitmesi olacak iş değildi. Devlet protokolü yok edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı ise bütün saygınlığını yitirdi. Gül devletin değil Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğunu kanıtlamak ister gibiydi sanki. Düşünüyorum da böyle bir toplantıda ayağa kalkıp bağıran, toplantıyı darmadağın eden başbakan değil de herhangi başka biri olsaydı ne olurdu? O anda koruma polisleri üzerine çullanır, protestocunun ağzını kapatır, tekme tokat dışarı atarlardı vallahi. Burada yeri gelmişken söyleyeyim, yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu kutlamak isterim. Çünkü gerçekten çok sakin ve sağduyulu davrandı. Başbakanla polemiğe girmedi. Ama aslında çok ağır hakaret de etti. Başbakan anlamış mıdır bilemem. Burada edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan dedi. Erdoğan'ın yaptığını belki yandaş yalakaları çok beğendiler ama bir de şöyle düşünün. Metin Feyzoğlu sakin davranmasaydı da, şimdi haberlerde de izleyeceksiniz herhalde, BBC muhabirinin İngiltere Başbakanı David Cameron'a canlı yayında söylediği gibi kes sesini deseydi ne olurdu? Bir başbakan kamuoyunda kim olursa olsun biriyle polemiğe girer mi? Herhalde başbakan hakim durumunu kullandığını planlayarak ben ne söylersem söyleyeyim başbakan olduğuma göre karşımdaki pısıp oturacaktır diye düşünmüş olmalı. Tamam, Fevzioğlu terbiyesini bozmadı ama başbakana edepsizlik yapan ben değilim diyerek asıl edepsiz sensin demiş oldu. Başbakan da bunu yalayıp yuttu ve çekip gitti. Ha, sonra istediği kadar konuşsun. Karizma çizildi bir kere. Bunun da ötesinde başbakanın bu öfkeli çıkışını niteliksiz çoğunluk tarafından alkışlansa bile bu çıkış, bilin ki bunun iç ve dış etkileri olacaktır. Bir resmi toplantıda bile sinirlerine hakim olamayıp öfke seli gibi önüne geleni yakıp yıkan bir başbakan dünyanın hiçbir yerinde güvenilir olamaz. Göreceksiniz yakın bir gelecekte başbakanın ülkeyi yönetme selahiyeti bile tartışılacaktır. Kimse şaşırmaz. Dönelim biz gene ana konuya, ilk girdiğim konuya, yani anneler gününe. Dediğim gibi 4 anne ile bir arada güzel bir gün geçirdik. Şimdi cuma akşamı anneler gününü kutlarken özellikle anneleriyle birlikte bu güzel günü kutlayacakları andım. Sizleri üzmemek, böyle anlamlı bir günde karamsar bir tablo çizmemek için asıl söylemek istediğimi bugüne bıraktım. Evet, anneler günü mutlu ve huzurlu bir gündür. Ama annesi olmayanlar için, hele annesini yeni kaybedenler için işte öyle değildir. Ama bir de evladını kaybetmiş anneleri düşünün. Evladını polis saldırısı sırasında sokakta bir köşede tek başına kıstırılıp dövülerek öldürülmesi sonucu kaybeden anneleri bir düşünün. İşte bugün Ali İsmail Korkmaz'ı acımasızca dövenlerin mahkemesi vardı. Tanıkların anlattıklarını sizler de herhalde tüyleriniz diken diken olarak izlediniz, izleyeceksiniz. Kimdir o Ali İsmail kaçarken çelme takan, sonra üzerine çullanan fırıncılar? Onların peşinden koşup Ali İsmail'i öldürüyesiye döven, hırsını alamayıp sonra bir daha takip edip tekrar döven polisler kimlerdir? Nasıl bir ruh halleri vardır böyle tiplerin? Ancak sevgili izleyiciler, anneler gününde en can acıtıcı konuşmayı bizzat Başbakan Erdoğan yaptı. Kim ve öfke belli ki gözünü öyle bürümüş olmalı ki polisin attığı gaz fişeğinin başına çarpması sonucu aylarca verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan'ın anlatışını dinlediniz mi?
Bir tutturmuşlar Berkin Elvan diye, ya ekmek almaya gaz maskesiyle elinde sapanla patlayıcıyla mı gidilir diye sordu. İnsaf Sayın Başbakan, insaf. O sesini ettiğiniz 16 yaşındaki çocuk tutuklu falan değil. Hapiste tutulmuyor, yargılanmıyor. Can verdi, can. Ve o Berkin Elvan'ın acılı bir annesi var. Yetmedi mi binlerce kişiye mitingde yuvalattınız? Bu nasıl bir öfkedir, anlamak mümkün değil. Bakın Başbakan bu konuşmasıyla yargısız infazı savunuyor. Farkında mı acaba? Yani bir kişi, çocuk bile olsa, yüzünde gaz maskesi, elinde taş varsa öldürülebilir mi? Bunu mu savunuyor Başbakan? Gerçekten inanamıyor insan. Ama sevgili izleyiciler, siz bakmayın Başbakan'ın bu kadar esip gürlemesine. Bu esip gürlemelerin artık bir güç ve güven duygusundan değil, tamamen korkudan kaynaklandığı gün gibi ortada. Evet, Başbakan korkuyor. Çünkü milli irade adıyla arkasına aldığı niteliksiz çoğunluğun kritik anlarda hiçbir işe yaramayacağını biliyor. Bugün sayısal gücüyle alay ettiği Türkiye'nin nitelikli gücüyle aslında baş edemeyeceğini bilmeyecek kadar akıl ve izandan mahrum değil. İşte bu korkuyla öfke ve şiddet nöbetleri sergileyerek ben herkesten güçlüyüm, kimseden korkum yok mesajını vermeye çalışıyor. Oysa korktuğu için 2'de 1 27 Mayıs'tan 12 Eylül'den örnekler vererek üstü çıkmaya çalışıyor. Bakın 17 Aralık'tan bu yana diline doladığı paralel yapı ile ilgili neler söylüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Söylediği tek şey, paralel yapıya mensup olduğunu iddia ettiği kişilerin görev yerini değiştirdiği. Oysa burada da bir suç işliyor. Çünkü dikkatle bakın ne diyor? İhanet içinde olanların görev yerini değiştirmek cadı avıysa, evet cadı avı yapıyoruz. Sevgili izleyiciler, ihanet çok ciddi bir suçtur. Siz ihanet içinde olanların sadece görev yerlerini değiştiriyor ve bunu da böbürlenerek anlatıyorsanız bir kere görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Madem ihanet içindeler, o halde görev yerini değiştirmek çözüm olabilir mi? Ankara'da ihanet içinde olan Erzurum'da olmayacak mı? Ancak Erdoğan korktuğu için sadece tehdit ediyor. Bunun dışında hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Hadi bekliyoruz. Girin inlerine, hesap sorun, mahkemelerde yargılayın, ihanetin bedelini ödetin. Elinizi tutan nedir? Şimdi laf gelmişken herhalde bir süre cadı avı lafını konuşacağız. Bu bir gerçek. Peki cadı avı ne? Bu kavram Hristiyanlığın en gerici biçimde uygulandığı Orta Çağ döneminden kalmadır. İşte Engizisyon mahkemelerinin yoğun biçimde çalıştığı, insanların binbir türlü işkencelerle öldürüldüğü zamanlardan kalmadır. En çok da 1480'den sonra 200 yıl boyunca görülmüştür. İşin aslı şu, işte Avrupa'da Hristiyanlığı zorla yaymaya ve kilisenin gücünü, esas olan bu tabii, kilisenin gücünü topluma kabul ettirmeye çalışan din adamları, dine karşı olarak nitelikleri her görüş sahibini Engizisyon mahkemelerine çıkarıyorlardı. Şimdi bu eski pagan dinlerinden kalma, işte büyü, sihir, medyumluk, falcılık gibi halkın aslında ilgi gösterdiği alanlara da Hristiyanlığa karşı olduğu için büyük yasaklar gelmişti. O dönemlerde özellikle kadınların işte büyü, sihir, fal gibi şeylere meylettikleri bilindiğinden bunları yapanlar cadı olarak tanımlanıyor. Ve İncil'de geçen işte o bir cadının yaşamasına müsamaha etmeyeceksin ayetine dayanarak bunlar işkenceyle öldürülüyordu. Ancak öyle bir dönem geldi ki bu cadı avı ile birlikte kilise fikirleri, yaşam biçimi, eleştirileriyle kendisine tehdit ve tehlike gördüğü herkesi cadı olarak ilan etmeye başladı. Halkın içinde de kiliseye yararmak isteyenler işte cadıları ihbar etmeye başladılar. Böylelikle 200 yıl içinde 60 bine yakın kişi, ki bunların çoğu zaten kadındı, cadı olduğu gerekçesiyle işkence çektirilerek öldürüldü. Şimdi bu cadı avı kavramı modern çağda ise 1950'lerde Amerika'da kullanıldı. O dönem işte 2. Dünya Savaşı bitmiş. Rusya'daki komünist sistem savaş galibi olarak efendim işte topraklarını genişleterek Sovyetler Birliği haline gelmiş. Amerika'da kendini komünizme düşman özgür dünya olarak ilan etmişti. İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan McCarthy isimli bir senatör Amerika'ya komünistlerin sızdığını, bunların temizlenmesi gerektiğini ileri sürerek bir kampanya başlatmıştı. İşte kampanya giderek öyle bir hal aldı ki eleştiren, karşı çıkan, aykırı fikirler söyleyen herkes komünist ilan edilmeye ve toplanmaya başladı. İşte aralarında politikacılar olduğu gibi yüzlerce sanatçı, akademisyen, sendikacı, yazar, gazeteci bu kampanya süresince tutuklandı, hapislerde yattı. Hapise girmekten kurtulanlar da toplumdan dışlandı. İşte daha sonra Amerikan medyası o dönemde McCarthy'nin beğenmediği herkesi komünist ilan etmesini ve takip ettirip yakalatmasını cadı avı olarak nitelemişti. Aslına bakarsanız Türkiye bu cadı avı kavramına hiç yabancı değil. Bir dönem işte herkes komünist avındaydı. İşte sonra biliyorsunuz işte İrtiş
Batıcı avı, anarşist avı. İşte şimdi de paralel yapı adı altında cemaatçi avı yapmak istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim bu arada, iktidar bir algı yaratmak için kendisine yönelik her eleştiriye cevap vermek yerine bunun bir paralel operasyon olduğunu söylemeyi tercih ediyor. Tıpkı cadı avı gibi zaten kendi de söylüyor. İşte kim başbakana eleştiri yönetse damga hazır. Paralel yapı. Tabii bize paralel yaftası yapıştıramıyorlar ama ne yapıyorlar? İşte bunlar da paralel örgütün etkisi altında. İşte laf ola beri gire. Hiçbirimizin aklı fikri yok ya. Hep birilerinden olacağız ya da birilerini bizi yönetecek, etkileyecek. Kişi kendini bir başkasını kendi gibi görürmüş ya. Bu böyle bir şey. Şimdi değerli izleyiciler, bu konularda anlatacağım daha çok şey var. Ama zaman sınırlı tabii. Ama merak etmeyin, bu akşam Halil Nebiler'le birlikte sunduğumuz çift vuruş var. Orada bunları daha geniş bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Örneğin şu başbakanın korkması konusu, cumhurbaşkanının aslında başkan olacağını söylemesi. İşte Berkin Elman ve Ali Osman İsmail Korkmaz'ın canice öldürülmesi, cadı avının ayrıntıları, edepsizlik polemiği. Bu akşamki ana konularımız sanıyorum. Halil'in de söyleyecek çok şeyi vardır. Bence bu akşamki programı sakın kaçırmayın. Hiç konuşulmadık şeyler söyleyeceğiz. Örneğin başbakan artık pısırık başbakanlar geride kaldı dedi ya. Bunun böyle olmadığını, aslında en pısırık yönetimin ne zaman iş başına geldiğini de anlatacağız. Ümit Zileli ile haberlerden hemen sonra saat 20'de tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik iyilikler dilerim. Hoşça kalın.